görünüşünüzü beğenmiyor, aynalara bakmak istemiyor musunuz? Endişelenmeyin. Gülüş estetiği hangi uygulamaları kapsıyor? Gülüş tasarımında yüz şeklinin önemi nedir? Diş beyazlatma ve pembe estetik uygulamalarından sonra nelere dikkat edilmeli? Ağız ve diş sağlığı uzmanı diş hekimi Alper Tunga Bahat anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Sağlıkla gülümseye hoş geldiniz efendim. Bugün ilk konuğum diş hekimi Alper Tunga Bahat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alper Bey, ağız ve diş sağlığı uzmanısınız. Gülüş tasarımının detaylarından bahsedeceğiz bugün. Evet. Gerçekten çok önemli bir şey. Nasıl şu dönemde çalışmak zor oluyor mu? Giyiniyorsunuz böyle. Başladı tabii şeyler, tedaviler. Evet. Acil durumlarda zaten. Biz acil durumlarda çalışmak durumundayız zaten. Covid döneminde de ağrılı hastalarımızla ilgilendik. Evet. Ancak şu dönemde yavaş yavaş normale dönüşlerde gerekli önlemleri alarak işte koruyucu önlüklerimiz, tek kullanımlık, yüzde maskemiz bazen iki bazen üç takıyoruz. İşte koruyucu gözlükler, işte aynı zamanda tekrardan üzerine eldivenler inanılmaz bir önlem şeyi içinde çalışıyoruz ama tabii bizi bir zorladığı oluyor bu dönemin. Yani hastayı da zorluyor, kesinlikle. Ama bir taraftan da dişlerle ilgili şeylerimizde durmuyor. Aynen öyle, aynen öyle. Gülüş estetiği nedir Alper Hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, gülüş estetiği bir tedavi yönteminden ziyade tedavi yöntemleri bütünüdür. Yani gülüşü oluşturan komponentler işte dişler en önemlileri, dudak, diş etleri, işte yanak, yüz şekli. Bu komponentler tamamı dişin, gülüşün tamamını oluşturur. Bunu yaptığınız her tür müdahale aslında gülüş estetiğidir. Ancak günümüzde bu kadar şey olması, bu tedavinin bu kadar daha hani göz önünde bulunmasının sebebi eskiden elimizde bulunan malzemeler diş mine yapısını yeterince güzel taklit edemiyordu. Biz ancak zor kaldığımız durumlarda ön bölgede işte hastanın çok fazla dişleri yıpranmış ya da bir diş eksikliği var. Böyle durumlarda yani hastanın beklentilerinin düştüğü durumlarda biz dişleri müdahalelerde bulunurduk. Çünkü dişin minesini taklit etmek eski malzemelerle, eski materyallerle çok zordu. Çok özel bir yapıdır dişin minesi, diş tabakası. Canlılık ya yani çok serttir. Aynı zamanda yarı geçirgen bir parlaklığı vardır. Bunu imite etmek eski zamanlarda çok zordu bundan önceki dönemlerde. Ama şimdilerde teknoloji çok el veriyor galiba. Bravo. Çok güzel. Artık elimizdeki materyaller yani diş minesini taklit etmeye geçtim. Onun da ötesine geçti. Çok inanılmaz bir estetik bir şey var. Sağladığı çok güzel bir estetik var. Çok sağlam. Renk değiştirmiyor. Temizlemesi çok kolay. Bu tür materyaller çıkınca tabii ki artık gülüş biz çok daha rahat hastalarımıza bunu sunmaya başladık. Yani bunun haricinde beni en çok şey yapan gülüş estetiğinde artık öngörülebilir tedaviler yapabiliyoruz. Eskiden şöyle oluyordu. Hasta kliniğe geliyor. Dişlerimden memnun değilim diyor. Biz de ne istiyorsun? İşte doktor sizsiniz. İşte size güveniyorum hocam. Size bırakıyorum diyor. Bu çok aslında çok ucu açık ve aslında çok riskli bir tedavi yöntemi oluyor. Sizi de zor durumda bırakacak. Şöyle bir şey oluyor. Yani estetik çok kişiye özel bir durumdur. Yapıyorsunuz, yaptığınız tedavi iş bittiğinde hastanın beklentisinin dışında kalabiliyor. Her ne kadar hasta hani diyor ki bu tabii ki işte size güveniyor tabii ki çok önemli ama eğer hastanın ne beklediğini bilmiyorsanız, göremiyorsanız, öngöremiyorsanız bunu çok riskli oluyordu. Şimdiki tedavi yöntemlerde dijital sistemlerin de çıkması elimizi çok kolaylaştırdı. Biz eline bir telefon verip kamerasını açıp o anda dişleri artık ağızda size gösterebiliyoruz. Yani diş bu filtreler gibi bazı programların filtreleri tabii var. Tabii nasıl bir şey olacak görüyor aslında. Öngörü verebiliyoruz. Hı. Bu da bizim hastanın ne beklediğini görmemize imkan sağlıyor. Yani çünkü benim estetik beklentimle kişilerin, herkesin kendine göre bir farklı bir estetik anlayışı var. Bunu görmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra daha hastaya başlamadan prefabrik yaptığımız özel kronlarla hastaya biz bir preview, ön şey yapabiliyoruz. Bir ön sunu yapabiliyoruz. Hasta bunu takıyor.
gidiyor işte sosyal çevresinde bunu gösteriyor ve bu şekilde şey sağlayabiliyoruz. Çok daha öngörülebilir tedaviler uygulayabiliyoruz. Kimlere gülüş estetiği yapılır? Gülüş estetiği nasıl bir planlamayla yapılır? Onlara sorayım. Aslına bakarsanız herkes, yani gülüşünden memnun olan herkese yapılabilir. Evet. Ancak kişiye özel bir tedavidir. Yani sizde güzel duran bir diş yapısı başka hastada da güzel durmayacaktır. Bizi sadece önden yönlendiren işte altın oran, yüzün bazı şeyleri var, oranları var. Dişlerin birbirine oranlara, görünüş oranları var. Bunlar bize bir rehber sağlar ve bununla biz bir ön dizayn yaparız. Bunu hastamızla önce resimlerini çekeriz. İşte küçük, önce hafif gülüşü, geniş gülüşü. Bu şekilde birkaç tane resmi çekilir farklı açılardan. Videoları çekilir. Aynı zamanda ölçüleri alınır. Bu şekilde hastamıza bir bilgisayar ortamında tasarladığımız bir öngörü hastamıza gösteririz. Bunun haricinde biz bundan bir hastamıza laboratuvarda yaptırdığımız bir ön şeyle, daha hiç hastaya dokunmadık bu arada. Ne dişlerine bir şey yaptık, her şey geri dönüşümlü. Bu şekilde bir dizayn yapıp hastamıza bir sunu yaparız. Kişi bunu beğenir ya da işte birkaç gün yani kullanır. Yani geçici dediğiniz şeyleri mi? Aynen geçici, ancak yani bunlar artık... O çok iyi bir şey hocam aslında. Tabii ki bilgisayar ortamında biz bunları çünkü tasarlıyoruz. Tamamen hastanın bizi yönlendirmesi ve işte kullandığımız oranlarla birlikte ortaya bir şey çıkıyor ve daha dediğim gibi hep geri dönüşümlü ve tahmin edebilir, öngörülebilir bir şey sağlıyor. Evet. Kalıcı işlemler mi? Süre ne kadar mesela bir gülüş tasarımı için? Ne kadar gidip gelmeliyiz? Birkaç saatte yapılıyor. Şimdi şöyle, çok kompleks de olabilir, çok basit de çözülebilir. Öncelikle biz dediğim gibi bir dizayn karar veriyoruz. Hastamıza problemini çözmeye çalışıyoruz. Bazen sadece küçük bir diş eti cerrahisi. Yani dişleri biraz uzun oluyor hastanın, şey diş etleri. Bunları küçük bir cerrahi buluyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Hastaya çok güzel bir gülüş sağlamış oluyorsunuz. Bazen işte gum smile dediğimiz gülüşte diş etlerin çok göründüğü gülüş hatları var. Yüksek gülüş hattına sahip hasta olabiliyor. Bunlar da uygulayacağınız bir botoks uygulamasıyla gülüş hattını aşağı çekip hiçbir tedavi uygulamadığında aynı günde gülüş estetiğini sağlayabiliyorsunuz. Ya da efendim beyazlaması, yani dişin bir beyazlık sıkıntısı var. Buna bir uygulama yapabiliyorsunuz. Pardon hocam. Beyazlatmaya gireceğim de buyurun siz cümlenizi tamamlayın lütfen. Tabii. Yani burada kompleks, yani aynı gün bitirebilecek birçok gülüş estetiği dizaynları ve tedavileri var. Ha, kompleks de olabilir tedavi. İşte ön diş eksikliği vardır. Diş etlerinin dişlerinde problemleri vardır. Önce tedavi edilmesi gereken. Bu işlemi uzatabilir ama benim genelde gördüğüm şu. Hastalar genelde dişlerin hacminden şikayetçiler. Yani lamina ya da işte tam kron seramiklerle bu dişi hacmini artırmak ve oranını, işte yüze oranını sağlamak için bir tedavi uygularız. Bu da ortalama 2-3 gün, en fazla sürece 5 günlük bir tedavidir. Aslına bakarsanız uzun çok şey yapacak durumlar yok ama çok nadir durumlarda dişler orijinal yerlerinde değilse, yani ortodontik olarak işte bazen dişler sürmemiş oluyor ya içeride kalıyor. Böyle bir durum varsa önce bir ortodonti yapılıp dişlerin orijinal yerlerine alınması lazım. Bundan sonra eğer hasta hala böyle bir talebi varsa dişlerini protezler ya da beyazlatma başka tedaviler uygulanabilir. Ama önce orijinal yerine almak gerekiyor. Bu tedaviler biraz uzun sürebiliyor. Diş beyazlatmalar hocam. Buralarda neler gelişti? Nasıl beyazlatıyorsunuz? Ne kadar süresini alıyor? Basit bir işlem mi? Şimdi şöyle, Türkiye'de diş beyazlatma gerekli ilgiyi ne yazık ki görmedi. Özellikle ilk çıktığı dönemlerde. Ancak Avrupa olsun, Amerika olsun sadece beyazlatma yapan klinikler var. Yani bu kabul gören bir tedavi. Bizde şöyle negatif dönüş şeyleri var. İşte dişlere zarar verebilir gibi bir mantık var. Ya da işte kısa geri dönüşü oluyor, uzun ömürlü bir tedavi değil gibi bir mantık içerisinde olduğu için, böyle geldiği için hastalarımıza, hem hekimlerde hem hastalarda biraz soğuk bakma var. Ancak diş beyazlatma son derece sağlıklı bir tedavidir. Dişlere hiçbir geri dönüşümsüz bir şey, zarar yoktur geri dönüşümü olan. Hiçbir şey yoktur geri dönüşümsüz. Sadece çok nadir hastalarda biz hassasiyet problemi yaşayabiliyoruz. Onu da çok rahatlıkla idare edebiliyoruz, çözebiliyoruz. Uzun ömürlü bir tedavidir. Yani böyle hani geri dönüşü çok hızlı oluyor gibi bir şey durumu yok. Ama doğru uygulanması lazım. Hemen anında bir hastanın beklentisi olmaması lazım. Hemen bir kere yaptım ve bir anda beyazladı. Böyle bir
beklentisinin olmaması gerekiyor. Kişiden kişiye değişen bir durum. Şey ama var. Burada da eskiye nazaran çok güzel şeyler gelişti anladığım tabii kadarıyla. Şöyle çok etkili beyazlatma patlarımız artık piyasada. İşte buna ışıkla aktive edebiliyoruz. Çok daha lazerle dediğimiz yöntemlerle çok daha etkili kullanabiliyoruz. Ev tipi beyazlatma sistemleri artık çok sıklıkla kullanmaya başladı. Biz hastaya bir plak yapıyoruz. Önce ofiste bir beyazlatmasını uyguluyoruz. Sonra ev tipi bir plak veriyoruz. Kendisini uygulayabileceği jellerini veriyoruz. Bununla birlikte hasta idame dozlarını da kendi yapabiliyor. Bazen biz hiç ofise bile çağırmadan hastayı diyoruz kullanma şeklini hastaya gösterip işte akşam bunu 5-6 saat takacaksın. Sonra çıkaracaksın. Çok basit, kullanması da basit. Bu yöntemlerle artık çok etkili beyazlatma yapabiliyoruz. Geri dönüşler de çok nadir oluyor. Evet, çünkü bir sürü yiyecek içecek dişlerimizin rengini değiştirebiliyor. Hı hı. Çok güzel, ben de görüyorum yapılanlardan. Hani hakikaten çok iyi bir ilerlemiş bir konu diş hekimliğinde. Kesinlikle. Peki diş etlerinin, biraz demin bahsettik ama yine bahsedelim. Diş etlerinin durumu gülümsemeyi nasıl etkiliyor hocam? Şöyle, bunu aslında diş eti, gülüş tasarım içinde pembe estetik olarak da geçiyor. Evet. Diş etinin bazı durumlarda, özellikle sağlıklı değilse tabii ki tedavi edilmesi lazım. Diş eti tedavi olacak, ancak bunun haricinde krom boylarından oranını bozan durumları var. Yani çok da fazla sürmüş diş etleri oluyor. Böyle durumlarda biz diş etini orijinal seviyesine getirmek için küçük cerrahiler uyguluyoruz. Bunun haricinde kişinin şöyle bir durumu olabiliyor. Gülüş hattı çok yüksek oluyor aslında. Güldüğünde diş etleri çok fazla görünüyor. Burada tespiti yapmak lazım. Acaba diş etlerine müdahale etmek gerekiyor, yoksa diş etleri diş boyu normal, orijinal yerinde bir botoks uygulamasıyla gülüşü mü düşürmek gerekiyor? Buna karar vermek lazım. Evet. Şunu soracağım arada. Çocuklarda ağız ve diş sağlığı ne zaman yapılmalı? Tabii, ona da gelebiliriz. Ona gelmeyelim isterseniz. Şuradan şu pembe estetikte bir ben yanlış gördüm burada galiba o soruyu. Pembe estetik uygulamasında ağrı ya da sızı bir şey oluyor mu? Ne kadar süreli bir şey? Genelde tek cerrahiyle hallediyoruz. Çok konforlu bir tedavi. Zaten anestezi ve yani işlem sırasında bir ağrısı yok. Ve çok hızlı bir şekilde de toparlayan bir süreç. O yüzden hani kişilerin endişe edeceği bir durum yok. Genelde tek seansla tedavimizi yapabiliyoruz. Peki bu pembe estetik sonrasında nelere dikkat edilmeli hocam? Yani diş eti sağlığı çok önemli. Yani çünkü cerrahi uygulanmış bir doku var. Özellikle cerrahi sonrası iyi bakımı gerekli. Ve sonrasında da mutlaka kişi ağız hijyeni yüksek orada sağlamalı. Günlük mutlaka bakımını yapması gerekiyor. Evet. Diş oranlarını nasıl olmalı insanın diş oranları? Bu yine kişiye özel herhalde. Şimdi şöyle bir durum var. Bu çok önceden belirlenmiş. Yani baktığınızda milattan önce 5. yüzyıla kadar giden bir altın oran denen bir şey var. Yani çok önceden keşfedilmiş. Kişinin işte oranlarının işte 1'e 6 gibi ya da efendim 10'a 8 şeklinde altın oran dediğimiz, baktığımızda bize estetik gelen bir boyut var. Bu çok önceden bulunmuş ve uygulanmaya başlamış ressamlar ve sanatçılar tarafından. Bizde uygulanması şöyle. Ben altın orana çok şey yapmıyorum. Yani benim boyum 1.70, sizinkisi 1.80 olabilir. Bizim ortalamamız 1.75'tir. İkimiz de aynı pantolonu giyemeyiz. Bana kısa kalır, size işte uzun kalır gibi. O yüzden altın oran bizim için bir rehber. Mutlaka ki bunun sınırları içine bunu sağlamaya çalışmalıyız. Ancak kişinin, dedim ki, gülüş hattı çok alttadır. Siz bunu altın oran uyguladığınızda dişleri hiç görünmeyecektir. Gülüş tasarladınız. Gülüyor hasta ve dişleri çok görünmüyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu sefer altın oranın dışına çıkmanız gerekiyor. Dişi biraz uzatmanız gerekiyor. Burada altın oran sadece bir rehberliktir. Ancak kişiye özeldir diş dizaynı, gülüş dizaynı. Mutlaka ki yapılan işte hastadan isteği yönünde bir dizayn yapılıp hastaya özel bir çalışma yapılmalı. Evet, çarpık ve eksik dişler için hangi uygulamalar yapılıyor? Çarpık ortodonti bunda bizim birincil şeyimiz. Hastalarımıza biz hep ortodonti yönlendirmek istiyoruz. Ortodonti de şöyle bir durum artık var. Şeffaf plak denen bir tedavi yöntemi çıktı. Braket takmadan, dışarıdan hiç fark edilmeden, şu mesafeden biz karşılıklı konuşurken kesinlikle dişim üzerinde fark edemeyeceğiniz bir tedavi plakla biz dişleri tedavi edebiliyoruz. 6 ayla 1 sene içinde çok rahat, yani çıkardığınızda da ağzınızda yok. Bütün o tel ve braketleri düşünün. Onun hastada yarattığı... Onlar yok mu artık? Hiçbiri yok. Bunlar tel takılırdı. Evet. Ya onlar hala var ama bu sistem artık çok gelişti ve
artık yerini alıyor diyebiliriz. Braket artık çok özellikle hafif çapaşıklarda hiç tercih edilmiyor diyebiliriz. Hasta konforlu bir şekilde braket yani takmadan, şey tel takmadan evet. Süper. Çok güzel, çok, çok rahat. Güzel. Evet hocam, şu sorumu sorayım da öyle sizi yolcu edeyim. Çocuklarda ağız ve diş bakımı hangi yaşlarda başlamalı? Sürem yok. Çok hızlı söyleyeyim. Ağızda diş gördüğünüz zaman temizlemeye başlayın. 5-6 yaşına kadar mutlaka sizin kontrolünüzde, sizin yardımınızda olmalı. Ama ağızda diş ne zaman görüyorsanız lütfen hemen temizliğine başlayın. İlk senede de lütfen bize getirin 1 yaşında. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bilgiler verdiniz. Sağ çok olun. Çok keyifli oldu. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.